sayın daire amirlerim, siyasi partilerimizin ve basınımızın değerli temsilcileri, teşkilatımızın değerli mensupları, çok kıymetli hanımefendi ve beyefendiler. Bugün tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle Silivri Müftülüğümüzce hazırlanan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına hoş geldiniz. Teşriflerinizden dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, selamlama konuşması, Çanakkale şehitlerine şiirinin okunması, Çanakkale zaferi ve şehitleri anma konulu konferans. Hediye takdimi arz ederim. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve din büyüklerimiz için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Thank you.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
Hocamıza bu güzel kıraatından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah sesini dinlediğiniz zaman vermesin inşallah. Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından, koşarak gitmeyi onların arkasından, kahramanlık içerek acı ölümtasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Selamlama konuşmasını yapmak üzere Silivri Müftümüz İdris Çatmakaş Hocamıza davet ediyorum. Emekli Müftü, emekli müftülerim, ilçe milli eğitim müdürlerim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, ceza infaz kurumumuzun değerli müdürleri, basınımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim, üç aylar içerisindeyiz. Üç aylar içerisinde biz arzu ettik ki epey zamandan beri üzerinde çalışmış olduğumuz konferans salonumuzu güzel bir konferansla açmış olalım ve bu manada da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Yayınları Genel Müdürümüz Fatih Hocam sağ olsun bizim teklifimizi kabul buyurdular ve bugün aramızdalar. Hem Recep-i Şerif hem Çanakkale şehitlerinin anıldığı bir mevsim, günler. Dolayısıyla böyle bir programla Ömer Nasuhi Bilmen Konferans ve Nikah Salonumuzu hizmete açmış bulunuyoruz. İlçemize, teşkilatımıza hayırlı hizmetlerde bulunmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ben sözü uzatmadan şöyle diyeyim. Bugün bizler eğer memleketimizde şu anda buralarda huzur ve rahat içerisinde hareket ediyorsak Çanakkale'de destanlar yazan, canlarını kanlarını vererek destanlar yazan şehitlerimiz sayesindedir. Rabbimizin inayetiyledir. Onun içindir ki şehitlerimizin kadir kıymetini bileceğiz ve şehitlerimize daima minnettar olduğumuzu her vesileyle iletmiş olacağız. Ben sadece ve sadece şu hususu belirterek konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Bundan sonra inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülerimize özellikle dini nikahdan sonra, resmi nikah kıyma yetkisi verildikten sonra biz bu konferans sorununa iyice yoğunlaşmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü bize müracaat edenler için yerimizin imkansızlığından dolayı açıkçası biraz istekli, iştahlı davranamıyorduk. Ama bundan sonra inşallah resmi nikahlarını müftülüklerimizden kıyılmak isteyen kardeşlerimiz için de salonumuz hizmet verecektir. Ve bu vesileyle tekrar bu camimizin banisi Zeki Çevik Bey'e ve bizim bu hizmetin gerçekleşmesinde bize maddi ve manevi destek veren iş adamlarımıza, bütün kardeşlerimize ve bütün Silivri'de halkımıza ben burada şükranlarımı bildirmeyi bir borç diyorum ve onların hepsine de şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim rızasına muvaffak eylesin diyorum. Tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum efendim. Çanakkale'de birçok vatan evladı şehitlik mertebesine erişmiştir. Kimisi annesinden, kimisi eşinden, çocuğundan ayrılmıştır. Onların tek bir amacı vardı, vatanın düşman elinden geçmemesi. Başardılar, vatan kazandılar. Şairin dediği gibi, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Diyanet İşleri Başkanlığımız 81 ilde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiir ezberleme yarışması düzenledi. Bu yarışmada Silivri Kız Anadolu Demokrat Lisesi 11B sınıfı öğrencilerinden Şeyma Ay ilçemizde birinci olmuştur. Şimdi öğrencimizi şiirini okumak üzere davet ediyorum. Var mı ki dünyada eşi? En kesin
vermemişlerdi. Güveniyorlardı toplarına, tüfeklerine. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı tabii ki. O da bu milletin yüksek karakteri ve imanıydı. Bu millet asla yaşayamaz vatansız. Dizilmiş yatıyor hepsi kefensiz. Tarihe geçtiniz her birimiz. Dualarla sizi anmaya geldik. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Doktor Fatih Kurt hocamızı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma konulu konferansını vermek üzere kürsüye davet hocam. Şöyle. Bizleri yoktan var eden, eşrefi mahluk olarak yaratan bu necip milletimizin bir evladı olarak dünyaya gönderen Yüce Rabbimize hamd, ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz sevgiler, sevgilisi Peygamberimize binlerce salatü selamımızı arz ettikten sonra muhterem bir müftü yardımcımız, değerli müftülerimiz, Silivri'mizin yöneticileri, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, Silivri'nin manevi hayatına rehberlik, mihmandarlık yapan din görevlisi meslektaşlarım, hoca efendiler, hoca hanımlar başta olmak üzere sizleri, her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Birlikteliğimizin hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İçerisinde bulunmuş olduğumuz günler insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasını oluşturan, milletimizin yeniden bir anlamda şahlanışına vesile olan Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü içerisine alan günler. Yaklaşık bir haftadan beri şehitlerimizi dualarla, Kur'anlarla yad ediyor, anıyor. Yurdumuzun dört bir köşesinde, hatta millet varlığımızın bulunduğu dünyanın farklı noktalarında bir araya gelmek suretiyle şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmaya çalışıyor ve onlarla olan bağımızı, irtibatımızı yeniden tazelemeye çalışıyoruz. Çanakkale Destanı, değerli dostlar, farklı açılardan değerlendirilip üzerinde konuşulabilir. Elbette tarihçilerin söyleyebileceği çok şey vardır Çanakkale ile alakalı. Askerlerimizin harp tekniğine dair söyleyip ifade edeceği farklı konular da olabilir. Ama Çanakkale mananın maddeye galip geldiği bir zafer olması yönünde Çanakkale'ye baktığımızda Çanakkale ruhu adına bizim hem kendi hayatımıza hem de yeni yetişen nesillere aktarmak zorunda olduğumuz Çanakkale'nin bize verdiği anlamlı mesajlar ve dersler vardır. Bunu çok uzun konuşabiliriz elbette ama ben sabrınızı da zorlamamaya çalışarak, zamanı da iyi kullanarak Çanakkale'den alabileceğimiz, Çanakkale'nin bize verdiği mesaj olarak bir altı hususun altını kısa kısa çizmeye çalışacağım. Birincisi, hiç şüphesiz ki şudur. Çanakkale'ye bakıldığımızda ortaya çıkan fotoğraf şudur. Allah için mücadele eden, gayret eden, evlatları bulunan bir milletin asla mağlup olmayacağını. Az önce takdim yapan hocamız ifade etti. Çanakkale'ye doğru gelen düşman ordularının amacı şu: İslam'ı ve Müslümanları adeta yeryüzünden silmek. Osmanlı topraklarını darmadağın yapmak. İstanbul'a
düşürmek ve İstanbul'u yerden bir etmek. Çanakkale'yi geçme noktasında bir endişeleri yok. Kendi aralarındaki rekabeti acaba İstanbul'a ilk önce kim gidecek? İngiliz mi? Fransız askerleri mi girecek? Bunun hesabını yapıyorlar. Karşılarında bulunan imanlı dedelerimizi, onların manevi gücünü hiç dikkate almıyor. Onlar bu hesap içerisinde geldikleri zaman Çanakkale Harbi'nde müttefikimiz olan Alman komutan Sanders, yanında bulunan Türk komutanlarımızla beraber dedelerimizi, askerlerimizi birliklerinde cephelerinde ziyaret eder. Ve onlara şu soruyu sorar. Niçin buradasınız? Ne diye savaşıyorsunuz? İlk sordukları dedemiz Allah için cevabı verir. Şaşırır Alman komutan. Bir başka dedemize sorar, aynı cevabı alır. Bir diğerinden yine aynı cevabı. Bir başka birliğe ve bölüğe gidip orada bulunan dedelerimize de niçin buradasınız sorusunu sorduklarında aldıkları cevap aynıdır. Allah için buradayız, Allah için savaşıyoruz. Duyduğu cevaplar ve cevapların birliğinden etkilenen Alman komutan, yanında bulunan komutanlarımıza dönerek der ki, hiç endişe etmeyin, askerleri Allah için savaşan bir millet asla mağlup olmaz. Değerli hazirim, bizim dedelerimizin dünden bugüne bütün mücadelelerinin amacı ilahi kelimatullah'tır. Cenab-ı Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak, ezanı korumak, Kur'an'ı muhafaza etmek. Sultan Alparslan'ın amacı da buydu. Sultan Fatih'in de, Yavuz'un da, Kanuni'nin de buydu. Abdülhamit'in de buydu. Ayağında çarı olmadığı halde Çanakkale'ye giden dedelerimizin ve askerlerimizin amacı da dini, mübini, İslam'ı korumak. Harp sonrasında mağlup olmuş ve mahcup olmuş bir vaziyette geriye dönen İngiliz donanma komutanı Churchill'e sorarlar. Derler ki, karnı aç, silahları güçsüz, cephaneleri yetersiz, çıplak, zayıf bir orduyu nasıl oldu da yenemediniz? İngiliz donanma komutanı cevap verdi. Biz Çanakkale'de Türk ordusuyla çarpışmadık, Tanrı'yla çarpıştık kendi ifadesiyle. Tanrı'ya karşı galip gelmemiz de mümkün değil. Biz Çanakkale özelinden hareketle şunu anlıyoruz. Hayatta yapmış olduğumuz her işimizde ve eylemimizde, bütün mücadelelerimizde gayemiz Allah rızası olursa, dünya olmaz, ukba olursa, dinin kaim olması, güçlü olması olursa, Cenab-ı Allah bizi her işimizde muzaffer kılar inşallah. Çanakkale'den aldığımız birinci önemli mesaj hiç şüphesiz ki budur. İkincisi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden milletlerin asla mağlup olmayacağı. Çanakkale'ye gitmişiz. Gitmediysek farklı vesilelerle şehitliğe dair fotoğrafları görürüz. Şehitliğin civarında şehit olan dedelerimizin isimleri yazar bir kısmı. Ve şunu görürüz orada. Her memleketten gelen dedelerimizin var olduğunu. Bu vatanın
batısından da, doğusundan da, güneyinden de, kuzeyinden de, ortasından da, dört bir yanından gelen insanların omuz omuza mücadele ettiklerinin resmidir o. O zaman bizim topraklarımızdan olan Halep'ten, Kerkük'ten, Şam'dan gelip şehit olan dedelerimizin isimleriyle karşılaşırız orada. Çanakkale, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Serkesiyle bütün ecdadımızın varlık ve yokluk hesabına düşmeden sıkıntı içerisinde birlikte verdikleri mücadelenin adıdır. Harpte çarpışan dedelerimizden bir tanesi Diyarbakır'da Kürt Mehmet. Üzerindeki elbisesinin kullanılamaz hale gelmesi üzerine yanında şehit olan arkadaşlarının elbiselerinden kesmek, yama yapmak, birbirine bitiştirip dikmek suretiyle sırtına bir kaput yapar. O kaputu girerek harp meydanında çarpışmaya devam eder. Komutanı üzerinde biraz ağırca olduğu belli olan o kaputla çarpıştığını gördüğü askerine der ki evladım üzerindeki kaputu çıkart öyle mücadele et. Ben böyle iyiyim komutanım der Mehmet. Evladım çıkart der. İyiyim komutanım. Komutan talimat verip yerine gelmediğini de görünce biraz üzülür. Ben komutanım. Çıkart diyorum. Çıkarsana yavrum diye ısrar edince boynunu büker. Komutanının yanına yaklaşır. Kulağına eğilir. Ve der ki komutanım. Eğer üzerindeki bu elbiseyi çıkartırsam tamamen cıbıldak kalır. İzin verin. Bununla çarpışmaya devam edin. Çanakkale Türk Mehmet'le Türk Ahmet'in omuz omuza vererek kazandığı zaferin adı. Şimdi bugün o Necip milletin, büyüklerimizin torunları olarak bizler onların hatıralarını canlı tutmak, onlara layık olmak istiyorsak omuz omuza veren dedelerimizin hatırasını yaşatmak istiyorsak bizi birbirimizden kopartmaya çalışan, sen ve ben kavgasını aramıza atmaya çalışan, bizim aramızda nifak tohumu ekmeye çalışanlara dur diyerek cevap vermek ve dedelerimize layık olmak zorundayız. Her türlü farklı ayrıcalıkları bir tarafa bırakıp omuz omuza vermenin adıdır Çanakkale. Bunun neticesidir. Ve Çanakkale bize birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse az da olsanız çok görünenlere galip geleceğini ortaya koymuştur. Ve üçüncüsü bizim sancağı altında cennette onunla beraber toplanan insanlar sınıfına dahil eylesin. Bu vesileyle böylece sözlerini toparlarken bizi sizinle buluşturan, bir araya getiren ve bu güzel mekanın Silivri'deki din hizmetlerimizin yürütülmesinde de öncülük yapan değerli ilçe müftümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği olan müftülüğümüzün her kademesindeki personeline, meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için buraya katıldığınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüğümüz, değerli hocamız, emekli müftümüz lütfedip gelen Hüseyin hocamıza, bize refakat eden, ev sahipliği yapan İl Müftü Yardımcısı Ömer Erden hocamıza ve programımızın başında o güzel sesiyle ve tilavetiyle gönlümüze huzur nakşeden değerli kardeşimiz Bünyamin Topçuoğlu hocamıza da huzurlarınızda teşekkür ediyor. Burada bir arada olduğumuz gibi cennette de beraber olabilmek temennisiyle sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırla kalın efendim.
daim eylesin inşallah. Hep böyle gün sesinde güzel şeyler okur. Hocam bu tarafa bakıyoruz. Teşekkür ederim. Bizim için hayatlarının baharında kara toprağa giren aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Bu vatan onlara minnettardır. Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.